Herkese merhaba, Kendimce Pınar kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda tatlı birisi var. Kim mi? Sizlere daha önce söylemiştim. 1000 aboneyi aştığım zaman bir abonemle birlikte makyaj videosu çekmek istiyorum demiştim. Ve ben. Sayımız 1060 mıydı falan? 1060 civar. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Merve benim abonelerimden bir tanesi. Bana da yakın oturduğu için sağ olsun hemen ayarladık. Geldik. 2 haftadır bunu yapıyoruz. Evet, konuşuyoruz. O yüzden sizlere aslında sizi temsil eden birisini karşınıza getirdim. Ne yaptık? Kendisi üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencisi olduğundan dolayı ve tam da mevsimi olduğundan dolayı dedik ki bir mezuniyet makyajı. Mezuniyet makyajı çekelim dedik. Şimdi ben mezun olamayacağım. Bak, öyle 50 kere. Ben 2 sene sonra mezun olacağım ve aynı bu saç şeklini ve bu makyajı kullanacağım. Kesinlikle. Şimdi aynı makyajı ikimiz de yaptık. İkimiz de farklı yorumladık. Sizler izleyince bakalım beğenecek misiniz? O zaman videoya geçelim. Bugün sizlerle birlikte mezuniyet makyajı yapacağız. Çünkü benim canım arkadaşım Merve okuyor. Kaç yılın var mezun olma? 2 senem daha var. 2 sene sonra mezun olacak. Mezun olacak. Aslında bir alıştırma olmuş olacak onun için. Bana mezuniyet makyajı ne kadar gider orasını bilmiyorum. Ama ona hani uydum imo derler ya, ben de uydum Merve'ye gibi olacak. Kızıl bakır tonlarda. İkimiz de aynı makyajı yapacağız. Ürünler belki farklı olabilir. Önümüzde bir sürü ürün var. Bakalım onun stili nasıl olacak? Benim stilim nasıl olacak? Ama velhasıl arada karışacağım ben ona. Olur. Evet, bence de karışmalısınız. Tamam o zaman. İlk önce sen tenden başlıyorsun, gözden mi? Ben daha önceden tenden başlıyorum. Sen tenden başla, ben gözden başlayayım o zaman. Makyajımız başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Tende ne kullanacaksın? Ben CC krem kullanıyorum genelde. Bak, hem pembe tonu var. Benim pembe kullanıyorum ama ben... Ha, tamam. Şey de var yani, şeffaf tonu da var. Şimdi benim ürünleri kullanıyoruz. Benim ürünlerin hepsi ana olmayabilir. Ben ondan biraz daha sarı alt tonluyum. O daha pembe alt tonlu. O yüzden evet, CC krem mantıklı. Ben şöyle güzel gökkuşağı bantlarımı takayım. Ops. Bir şeyler illa düşmek zor. Şimdi önceden ben de hep ten makyajından başlardım. Ama yaptığım ya da aldığım ürünler artık daha fazla tozuttuğu için göz makyajından başlamak bana mantıklı geldi. Sen de yapar eğer öyle bir şey olursa tekrardan. Mesela döküldüğü zaman ne yapıyorsun? Toz ürün. Toz ürün şey yapıyorum. Islak mendille siliyorum. Baktım olmadı. Tekrardan üzerinden bir kez daha geçmek zorunda kalmam ama. Evet, mantıklı maalesef olmuyor. O zaman ben de şeyden başlayayım abla. Direkt böyle gözden başlayayım. Bence bak mantıklı olan o. Al. Bant istiyor musun? Olur. İkimiz de mantıklı olan o. Çünkü iki kere yüzünü silmemiş oluyorsun. İki kere işlem yapmamış oluyorsun. Hem zaman kaybı. Bu bantlar da böyle. Maşallah. Şimdi bak, ilk önce her zaman olduğu gibi şöyle gözümü concealer'la hazırlıyorum. Sen far sürerken direkt mi sürüyorsun, concealer sürüyorsun? Concealer sürüyorum ilk önce tabii ki de. Çünkü abi birazcık beyazlatmak isteği duyuyorum kendimde. Ha, bir de şey, farı daha iyi tutuyor. Hı hı, evet. Şöyle. Benim makyaj stillerimi izliyorsun. Evet, izliyorum. Ona uygun yapıyor musun peki? Yoksa kendi stilin var mı? Tabii senin abla, senin stilini de kullanıyorum. Ben şu anda fırça yok burada galiba. Burada. Hepsi burada. İstediğini al. Yani diyor musun Apınar abla böyle güzel yapmış, ben de onu tabii ki de her zaman. Senin renklerini kullanmaya çalışıyorum genelde abla. Çok enteresan. Mesela ben mor falan kullanıyor muyum? Mor kullandın mı? Mor değil de şey kullanıyorum genelde. Böyle siyah, bazen siyah beyaz bir gri marjinal makyaj yapmışsınız. Genelde onu kullanıyorum. Evet. Olabilir, doğru. Şimdi genelde kullandığımız ürünleri ben alta yazarım. Olmazsa, üşenmezsem, ama Maybelline, işte Absolute Moa Makeup var önümüzde, Revelation var, Revlon var. Ya sen şu an ekrandan kaçıyorsun. Gerçekten mi? Bu tarafa doğru gel, yaptıklarını görsün. Tamam. De. Şöyle ben daha böyle makyaj yapmadan önce şey yapıyorum. Bembeyaz yapıyorum ki daha güzel, böyle tonlarını daha güzel mantıklı yakalayabilmek için. Mantıklı.
Hatta bunun için şeyler var. Ben de şunu kullanmak istiyorum açıkçası. Kullan. Daha güzel durur. Daha hileli yöntem var bir tane, sana onu söyleyeyim. Hı-hı. Belki biliyorsundur. Beyaz tombul kalemlerden alırsan, gözünün üzerine sürüp onu yedirip üzerine far kullanırsan renk daha çok kendini belli eder. Bunu bilmiyordum. Çok ekstra değişik bir makyaj yapmayacağım ben. Genelde benim yaptığım stillerde. Bana çok değişik olacak. Genelde çok böyle açık tonlarda kullanıyorum da. Ya tenin senin açık. Açık olduğu için aslında gözünü koyu kullanabilirsin. Çok ya, bazen çok siyah yaptığım da oluyor, bazen çok açık da yap. O anki böyle biraz diyelim şeye bağlı benimkisi. Ruh halime bağlı diyelim. Bakır ve kızıl tonlarda en iyi kullandığım ürün bugünlerde Absolute. Nasıl okunuyor bu? Absolute. Absolute. Şu parmağımla Moa'nın şu rengi var ya, şunu alıp göz kapağımı işleyeceğim. Ben acaba hangisini sürsem? Kahve kullanalım biraz. Şimdi kızıla en çok yakışan renk kahve, turuncu. Turuncu kesinlikle. Evet, çok yakışıyor. Onlarla da böyle meçlediğin zaman çok hoş duruyor. Bir de farı böyle eyeliner gibi sürüyorlar. Üst tarafına sürüyorlar, aşağıyı boş bırakıyorlar. Takma kirpik takıp onu öyle tamamlıyorlar. Evet. Öyle çok bir yerde görmüşsün. Sen takma kirpik yani. Takıyor musun? Yok, benim kirpiklerim biraz şey sürünce, far falan sürünce şey oluyor yani. Fazla kullanmıyorum takma kirpik falan. Vallahi ben takma kirpik özürlüsü bir insan olaraktan. Zaten takamıyorum. Takamıyorum, ben de beceremiyorum. Bu koyuya bir şey... Siz kahverengi de sürdünüz galiba, evet. Sonradan. Evet, evet, o yüzden. Şu an ben ne bulduysam sürüyorum yani. Beni gözüme hangi renk çarptıysa direkt ona şey yapıyorum. Şimdi beni nasıl izlemeye başladım bir arkadaşlara anlat bakalım. Nasıl sizi izlemeye başladım? Bir gün ben böyle bir ara çok takmıştım böyle saç boyama videolarına falan. YouTube'a girdiğimde sizin öneriniz geldi açıkçası. Evde o zaman makyaj yapıyordu. Boya yapacaktınız. Sizi aslında sürdüğünüz o mavi rujunuzdan tanıdım. Tam dedim işte benlik bir insan, tam benlik bir abla. Ben bunun videolarını izlemeye devam edeyim, bir bakayım dedim. Gerçekten kendinizin boyaması, saçınız çok çok hoşuma gitti mesela. Gerçekten güzeldi, dedim. Evet. Harika yaptınız bile. Tam benim istediğim saç rengi olunca dedim kesinlikle aynı tarza sahibiz. Ve devam etmem gerekiyor diye düşündüm ve tabii ki de abone oldum. Bütün videolarınızı teker teker izlemeye başladım. Sonra Instagram'dan bana ulaştım. Tabii ki de, tabii ki de. Ne yazmıştın sen bana ilk? İlk ben size ilk saç için bir şey sormuştum kesinlikle. Çünkü çok takıntılıyım bu saç konusunda. Dedim acaba saç renginiz hangi renk, hangi boyaları kullanıyorsunuz? Ben de cevap verdim. Evet, tabii ki de herkese cevap veriyorsunuz. Yani diyorlar ya cevap vermiyorsunuz. Hayır yani. Tabii ki de. O cevap vermediğim kişiler erkekler arkadaşlar. Erkeklere niye cevap vereyim makyaj konusunda? Evet ya. Böyle saçmalık yok yani. Bakamıyorum. Göz kalemi süreceğim altıma o zaman. Kalem mi istiyorsun? Evet. Al bakalım. Siyah değil mi? Bu siyah mı? Evet, siyah. Ama o sanki ucu biraz sürebilirim. Şey o. Flormer'ın bu eyeliner yeni çıkan şeyi var ya. Çok güzel o ama. Ben onu çok beğeniyorum. Hatta kaç tane aldım biliyor musun? 3 tane aldım. Birisi yarıda. Bunu açtım. Bir tane hiç kullanılmamış var. Flormer'ın şeyi çok seviyorum. Ben bu göz kalemleri harika. Evet. Bir de dudak kalemleri. Çok güzel pigmentasyonu var. Evet. Renkleri var. Harika. Şimdi bir tane açtım yarısında. Bir tanesi senin elinde. Onu yeni açtım. Bir tane hiç kullanılmamış var. Onu da sana hediye edeceğim. Ay çok teşekkür ederim. Sizinle video çekmek gerçekten benim hayalimdi yani. Bak ya. Gerçekten hayalimdi. Kendimi bir alt zannediyorum. İşte birileri beni tanısın, ünlü olayım, şunu yapayım, vlogger olayım, bir şey yapayım falan değildi. Çünkü benim zaten bir mesleğim var. Para kazanıyorum. Bir işim var. Bunu tamamen benim eğlenebileceğim bir mecra olarak açtım. Kendimle alakalı şeyleri insanlarla paylaştım. Bu kadar. Bu kadar basit yani. İyi ki de açmışsınız. İyi ki de sizin gibi bir YouTuber'la
karşı karşıyayız. Teşekkür ediyorum. Çünkü videolarınızı ben dediğim gibi senin ablasının videolarını ben sohbetin için açıyorum. Yoksa yani... Evet, bandımı çıkardım artık. Benim gözümle işim bitti. Şimdi şuradan şey alayım. Ne renk sürdün? Aynı. Evet. Ben mezun olursam nasıl, o mezun olursa nasıl olur? Sana bu tonlar yakışıyor. Kesinlikle gidiyor. Şöyle ben primer olarak Golden Rose'u kullanacağım. Biraz parlak çünkü. İşime gelecek bir biraz da ben şu ayda yani göz kalemini biraz da daha dağıtmak istiyorum daha güzel dursun diye. Üstüne de mi altına mı? Altındakini birazcık daha dağıtmak istiyorum. Ben göz kalemi çok nadir kullanıyorum dikkat ediyorsam. Harika. Yani farla hallediyorum işimi. Yalnız eyeliner çekecektim unuttum. Çekmeyeyim o zaman. Koyu yaptım zaten. Hiç gerek yok. Bir yarısını görüyorsunuz farkındayım ama bitmiş halini görürsünüz. Ben böyle gidiyor. Evet. Ben fondöten olarak biraz şunu şöyle tamam bakayım. Evet güzel oldu. Hı-hı. Altından aynı farla da biraz daha geç dağıt. Aynı. Dağıt. Fondöten olarak kendi yapmış olduğum karışımımı kullanacağım. Merve ne kullanacak size söyler. Şunu sapıyla yapayım. Çünkü bunun ten rengi şu an bana daha uygun rengi tenime. Daha yaz gelip bronzlaşmadığım için. Ben çok çabuk bronzlaşıyorum. Sen kızarırsın büyük ihtimal. Ben de o zaman Max Factor'un Facefinity fondötenini kullanacağım. Senin rengin zaten. Evet tam benim rengim. Fair olanı galiba. Evet evet. Aha. Onu bana yanlış verdiler ya. O bana doğum günü hediyesi. Ama... Max Factor'daki arkadaş benim yanlış bir yerimde denediği için onu nerede denediğimi sana sonra söylerim. rengini farklı verdi. Yani yanlış verdi. Bir ton açık verdi. Belki de iki ton. Ben de onu ya sürüyorsam bronzerla allıkla toparlıyorum ya da karıştırarak yapıyorum. Ama şu anda sizin yapmış olduğunuz fondöten tam sizin renginiz. Evet. Tam sizin renginiz. Karıştırdım çünkü. Hem açıkla hem koyuyla karıştırdım. Galiba ben de L'Oreal Paris True Match ile karıştıracağım. Çünkü tam şey olmadı sanki. İstediğim rengi. Bakayım. Elde etmedi gibi. Evet. Karıştırabiliriz. Çünkü benim buralarım çok kızarıyor. Yani şu burun bölgesi çok acayip kızarıyor. Oraları kapatmak istiyorum. Tamam. Sana gene bir hile söyleyeyim oraları kapatman için. Oralara kapatıcı kullan. Bir de ben şey kullanacak ablam. Bu... Kaş altlarım daha şey parlak gözüksün diye beyaz farı kullanacağım. Highlighter kullandım ben bak. Highlighter. O da güzel olur. Ben genelde beyaz far kullanıyorum. Revelation'ı. Şu an benim kaş altlarım da var. Master Bronze Maybelline'in böyle kontür gibi ama değil. Biraz daha hani yumuşatacağım. Ablacığım YouTube kanalı açmaya nasıl karar verdin diyelim? Nasıl karar verdin? Birdenbire mi gelişti yoksa bu senin aklında olan bir şey miydi? Yok, aklımda yoktu. Ne oldu biliyor musun? Şimdi benim arkadaş çevrem çok geniş. Çok geniş. Her kısımdan arkadaşım var. Benim bayan arkadaşlarım da sürekli bana soru soruyordu. İşte saçını hangi şeyle boyadın? Bu makyajı nasıl yaptın? Şunu nasıl yaptın? Bunu nasıl yaptın? Bir gün gerçekten ağzımdan çıktı. Dedim ki video çekeceğim hepinize benim yollayacağım. Benim de süten makyajım bitti. Oh şeye gideceğiz. Ne kullanacaksın bronzer? Ne vereyim? Şey de var bak. Ben Wet n Wild kullanıyorum genelde. Bu kontür ikisi aynı anda ya onu kullanıyorum. Tamam. Fırçalar orada. İşte ben de dedim ki video çekeceğim. Şunu şöyle alayım ben. Ve şey yapın. Bakın. O şekilde açtım. Hı hı. Yani insanlara konuşmaktan sıkıldığım için. Artık baksınlar görsünler. Aynen. Aynen. Of. Bir şey olmaz. Yani şey artık daraldım. Dedim yani size bir şey söylemek istemiyorum.
Sonra baktım insanlar beğenmeye başladı. Hoşuma da gitti. Benim için eğlence de oldu. Şimdi benim bunu biraz dağıtmam gerekecek. Not vurdum suratıma. Şunu alayım. Yani çok fazla ağır kontürler yapmıyorum. Çünkü tenim açık renk olduğu için. Evet. Highlighter olarak şey kullanacağım ben. Revelation'ı çok seviyorum. Ortadakini ben de çok beğendim. Çok seviyorum onu. Ben bundan bir izleyicime de şey yollamıştım. Hediye olarak evet çekilişte yollamıştınız. Vallahi arkadaşlar en sıkıcı bölüme geçtik. Rimel kısmını biz rimel sürüp geliyoruz. Evet. Biz rimelleri sürdük. Merve'nin kaşını da hallettim evet. Biraz. Biraz kalınlaştırdı ve düzleştirdi. Evet, düz yapmaya çalıştım. Çünkü Merve'nin şu anda en büyük sorunu kaş. Ona söyledim ne yapacak? Kalınlaştıracaksın. Senin kaşını yaptım, ben kendi kaşımı yaptım Merve. Hayırdır? Şunu alayım. Şunu alın. Sadece rimel süreceğim ben bugün. Çünkü zaten kaşlarımı boyadığım için çok sıkıntıda değilim. Önceden daha koyu. Evet, daha koyuydu ve daha siyaha dönmüştünüz. Şimdi biraz daha açmışsınız. Aynen açtım. Aslında küllü benim kaşlarımın rengi. Ama daha koyu olduğu için sarışında olunca... Ya çok siyah renkte sarışına yani. Evet, bence evet. O olmuyor yani. En azından bir kırdım böyle. Evet, bir iki dakika kırdım. En son yapacağımız işlem ruj. Ruj kaldı. Benim tercihim Golden Rose'un 12 numarası. Benim de Emily'nin Long Lasting Lip Pencil'ından kaç numarası bu? 201 numarası. Daha böyle dudak rengine yakın. Daha pembemsi. Daha nude bir ton. Ve Not'un Matte Moist Lip Gloss'u bu renkte. Evet. Ben de kalem olarak NYX'i kullanacağım arkadaşlar. Bunun numarası çok uzun. Hiç bilmeyin. Bordo işte yani. Ben senden önce sürdüm. Güzel oldu ama bak seninki. Bu renk gerçekten çok yani güzel oldu. Yani nude gibi ama şey pembelik de var. Ve sanki gözündeki renkle çok uyumlu oldu. Ay Pınar makyajı yaptı evet, bu resmen. Evet. Resmen Pınar oldu. Makyajı yaptım çünkü. Bir tek şey bende siyah kalem. Ben kullanmıyorum evet. Genelde. Far kullanırım. Ben daha gözünün altına siyah kalem evet. Sürmek daha gözü şey yapıyor böyle rengini belli ortaya çıkarttığım aramızdaki için. Tek fark oldu. Gerisi Pınar makyajı yaptı bildiğiniz yani. Şunu söyleyeyim. Günlük Pınar makyajı. Günlük ha aynen. Evet bizim makyajımız bitti. Ama bir saçlarınızı evet. Falan... Düzeltip karşınıza güzel bir şekilde gelelim isterseniz. Biz geldik. Biz geldik. Saçımızı başımızı yaptık evet. Derken onun saçını benim yaptık. Saçım... Ben de saç yok çünkü. Şimdi mezuniyet makyajı nasıl olabilir düşündüğünüzde böyle olur. Evet. Çok da güzel oldu. Ellerinize sağlık. Maşallah. Manken güzel olunca ben bir şey yapmadım. Sen kendin yazdın makyajı. Olsun saçlarından makyajı. Yani çok yardımcı oldun. Saçlarını bana. Evet mezuniyette gerçekten böyle kullanabilirsin. Evet. Güzel bir... Ben zaten mezuniyette buna benzer kullanmıştım ama daha böyle şey dalgalı, yapay bir dalgası vardı. Evet doğal yani değil. Böyle dalga düğün dalgası gibi olacağına böyle daha mantıklı tam bir genç kız, tatlı bir genç kız oldun diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ve makyajım da benim mezuniyetim. Uygun. Kendimi mezun evet. Ettim. Nerede? Hayat okulundan kendimi... Hayat okulundan mezun oldum. Aynen. Hayat okulundan kendimi mezun ettim. Ne okuyordun sen? Ben sivil havacılık kabin hizmetleri. Ya hosteslik. Geleceğin hostesi. Karşınızda 2 yıl sonra. 2 yıl, inşallah. 2 sene sonra inşallah. İnşallah. Kız uçuşlarımda bana şey yaparsın. Erzurum uçuşlarına gidip tamam o hemen gelin uçuşlarını. Aynen. Onları bana ayarlarsın. Biz böyle eğlenceli bir makyaj evet, çok eğlendik. Videosu çektik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İnşallah. Söyle eklesinler, abone olsun. Pınar ablanın kanalına abone olun, ekleyin. Gerçekten çok güzel videolar geleceğine eminim. Ki kendince bir tarzı var zaten. Ben çok beğeniyorum. Samimiyetine çok bayılıyorum. Allah daha büyük aboneler elde etmenizi sağlasın. Amin. İnşallah daha da büyürsünüz. Yani. Bir amin. Buluşma falan da İnşallah düzenlersiniz geliriz. Düşünüyorum inşallah o da 2000'de. 2000'de 2000, de bir buluşma. Aynen 2000'de de bir ona buluşma olacak. Evet hediyeni. Çok teşekkür şey ederim. Benden o. Yani çok bunlardan gelecek hediye makyaj vardı. Makyajdır tabii ki. De. Aynen şimdi benim bir İknur ablam vardı. Geçenlerde anneler günü ne alayım diye düşünüyorum. Kadının 3 tane şey var çocuğu var.
Dedim ki ya Pınar'a yakışır bir şey olsun. Tabii ki de benim makyaj mı aldım? Yok. Ne yaptım biliyor musun? Kışıklı önleyici gitti, krem aldım. Yani biraz şey gibi oldu ama ya Pınar olunca ancak o olabilir diye düşündüm. Neyse arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.